Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamayız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Sharqiy Turkistan ve dünyadaki gün tertibde bulunan haberlerine huzuruna sunuşturacağımız kaynamsızlıklar ekranımızı bulsun. Aşkarlanan saqçı hüccetlerinin ehmiyeti zor. Washington'daki komünizmnin ziyankeşligiga uchraguvchilar Xadrı Fondu'nun reisi, yakında aşkarlanan Sharqiy Turkistan'daki Xitay saqçı dairlerinin maxfiy hüccetleri hakkında to'xtalib, bunun hazırgacha aşkarlanan en muhim maxfiy hüccet ekanligini, Xitayning Sharqiy Turkistan'daki Uyghur qatorliq millatlarni jazo lageriga qamashni o'z ichiga algan jinoyatlarni yip kuchi bilan ta'minlaganligini bildirdi. Komünizmnin ziyankeşligiga uchraguvchilar Xadrı Fondu'nun reisi, Amerika'nın BDT'de turuşluq sabıq baş elçisi Andrew Brimberg Amerika Avazı'nın ziyaretini qabul qilib, yenidən aşkarlanan məxfi hüccətlərinin əhmiyyətini sözləb ötken. Brimberg məzkur saqçı hüccətlərinin səl qarışqı bolmaydığan əhmiyyətki ega, misli görülməyən mühim ispatlar ikənlikini, bu hüccətlərinin təbii aşkarlanan əməz, bəlkə haqqırlar tərəfindən qolğu düşürülgənlikini, ötken bir neçə yıl içində heç kimnin Sharqiy Turkistan'ın vəziyyətini çonqur düşəndirib berdiğən netçi 10 000 hüccetini aşkarlab bakmağanlıqını bildirgen. O yana BDT kişilik hukuk ali ameldari Michelle Bachelet hakkında toxtulub, aşkarlanan məxfi hüccetlerini Sharqiy Turkistan hakkındaki kişilik hukuk dokulatı kirgizişi gerektikini, şundaqlı dokulatını derhal elan qilishi gerektikini ta'kidlagan. Sharqiy Turkistan'daki Xitay saqçı dairlerinin aşkarlanıb ketken məxfi hücceti minglığan suratlarını öz ichiga alğan bolup, tutqun qilingan Uyg'urlarni va Xitoyning Sharqiy Turkistondagi tutqun sistemasining qanday xizmat qilganligini tunji qatim ko'rsatib bergan. Yana necha minglagan hujjatlar bo'lsa, jazo lagerining ichki bexatarlik tadbirlarini Xitoy rejimining xalqning shaxsiy uchurlarini izqo'g'lab tekshirayotganligini, bir qism nahiyadagi umumiy nupusning 12% dan ko'pragini qaralsiz tutib turganligini, hatto qoramiga yetmaganlarni tutqun qilganligini oshkorlagan. Xitoy rejimi bo'lsa, ilgirgidagi jinoyatlarni inkor qilib, jazo lagerlarining amaliyotda atalmış terrorlikqa qarshi turish va asabiylikning oldini olish tadbiri ekanligi, oshkorlangan mazkur hujjatlarning yolg'on ekanligi haqida jar solmoqda. Amerika Xitoyning Uyg'urlarga davomli irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini ta'kidladi. Amerika 2021-yillik xalqaro diniy erkinlik dokumentini e'lon qilgan bo'lib, Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Xitoyning Uyg'urlarga davomli irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini ta'kidladi. Amerika Ovozining xabarida bildirilishicha, Amerika Tashqi ishlar ministrligi 2 iyun 2021-yillik xalqaro diniy erkinlik dokumentini e'lon qilgan bo'lib, Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Xitoyning Uyg'urlarga davomli irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini ta'kidlash bilan birga, Tayvanning diniy erkinlik sohasida ilgirlash bo'lganligini alohida tilga olgan. Blinken Tashqi ishlar ministerligida bu yillik diniy erkinlik dokumenti haqida bayonot e'lon qilib, Xitoy Uyg'ur musulmonlarini va boshqa millatlarni davomli bostirib, irqiy qirg'inchilik yurgizmoqda. Xitoy 2017-yili 4-oydan beri 1 milliondan ortiq Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa to'plarni Sharqiy Turkistondagi jazo lagerlariga qamadi. Har qaysi dinlarni kommunizm ideologiyasiga xilof deb qarab, dinga e'tiqod qiluvchilarga davomli parokandichilik soldi. Xristiyan dini, İslam dini ve Davjav dininin ibadet o'rinlarini vayron qilib, musulmonlar, xristiyanlar, Tibetdagi Budda dini muridlari ve shundaqli Falun Gong muridlarining ishqi o'rinlashishiga ve o'ltiraqlashishiga to'sqinlik qildi degan. Mazkur dokumentda ommaviy tashkilotlar ve taratqular e'lon qilgan dokumentlar naql qilingan bo'lib, Xitoyning dinga e'tiqod qiluvchilarni qiyin qistoqqa olganligi, nachar muomila qilganligi, tutqun qilganligi, majburiy amgakka solganligi, Xitoy kompartiyasi ideologiyasini qabul qilishga majburlaganligi, hatto dinga e'tiqod qiluvchilar qamalgan o'rinlarda davomli o'lib ketish ahvoli yuz beradiganligi qayd qilingan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining xalqaro diniy erkinlik masalasi elchisi Reşad Hüseyin Tashqi ishlar ministerligining axborot e'lon qilish yig'inida Xitoy rejimining ilg'or texnika uskunlarini ishiltib, Sharqiy Turkistonni usti uchuq turmiga aylantirganligini tanqid qilgan. U Xitoyning asosliqi Uyg'ur musulmonlari va boshqa millatlarga irqiy qirg'inchilik yurgizib, insoniyatga qarshi jinoyatini davomli sodir qilayotganligini, sun'iy idrok va chiroy tunish qatorliq yangidan gullanayotgan ilg'or texnikalarni ishiltib, usti uchuq turmiga aylangan Sharqiy Turkistonda nazorat va kontrollikni kuchaytirganligini bildirgan. U bayonotida yana barliq dalil isbotlar shuni isbotladiki, tutib turilayotgan nurg'unlagan kishilar o'lib ketgan. Qiynash va jismoniy jihatdan xo'rlash qatorliq jinoiy qilmishlarning orqasida minglagan Uyg'ur oilasi bor. balalar ata-anasının nadilikini bilişki təlpinməkdə. Ama onlar ata-anaları ve perzentleri hakkında başqaça xəbər anlap qilishdən ənsirəydi. Ailəsidikiler bilən bixatar cəm bulalaydıqan bulalmaydıqanlıqını bilməydi degan. Amerika Tashqi İşlar Ministerliği 1998-ci ildən başlap hər yili xalqaralıq dini erkinlik dokulatı elan qılıb 200-gə yaqın dövlət və rayonunun dini erkinlik vəziyyətini iz qoğlab təkşürüb tunuşturub gəlməkdə. BDT Sharqiy Turkistan dokulatını elan qilishni yana kechiktirdi. Xalqaro jamiyat BDT kishilik huquq oliy amaldori ishxonasining Sharqiy Turkistonga aloqador dokulatini tezdan e'lon qilishni talab qilayotgan bir paytda mazkur dokulatning e'lon qilinish vaqtining yana kechiktirilganligi bildirildi. Fransiya xalqaro radiosining 2 iyundagi xabarida bildirilishicha, BDT kishilik huquq oliy amaldori ishxonasining Sharqiy Turkiston haqidagi kishilik huquq dokulatini pat yaqinda e'lon qilish ehtimolligi to'van bo'lib, mazkur ishxonaning bayonotchisi Elizabeth Srosel bu fikrni dalillagan. Onun aytishicha, dokulat mazmuni Michelle Bacheletning oldingi hafta oxirlashgan Sharqiy Turkiston ziyoratidagi ko'zitishlarga asosan yengilandi ekan. Shundaqla e'lon qilinishdan burun Xitoyning mazkur dokulat haqidagi bahosi va taklif fikri e'lindi ekan. Mazkur organning bir sobiq xizmatchisi bu jarayon uchun necha hafta, hatto necha oy vaqt ketishi mumkinligini, konkret vaqtning yanada Michelle Bacheletning ishxonasi va Xitoy rejimining siyosiy xohishiga bog'liq ekanligini bildirgan. BDT Kishilik Huquq Kengashining keyingi qatimliq yig'ini 13-iyundan 8-iyulgacha echildigan bo'lib, kuzatuvchilar Sharqiy Turkiston dokumentining bu qatimliq yig'indan burun e'lon qilinishiga gumon bilan qarashgan. Xalqaro kechirim tashkilotining bir mutaxassisi bu vaqt to'xtalib, dokument mazmunini yangilashni to'g'ri tushungili bo'lsa-mu, buni e'lon qilish vaqtini kechiktirishning bahonasi qilib olishga bo'lmaydiganligini, mazkur dokumentning cho'qim Xitoy rejimining kishilik huquq dafsandichiligini aniq ko'rsatib berishi kerakligini ta'kidlagan. BDT kishilik huquq oliy amaldori ishxonasining mazkur dokumenti allaburun kutib bo'lgan bo'lsa-mu, hozirga qadar ko'p qatim kechiktirilib kelmoqda. Jumladan xalqaro jamiyat Bacheletning ishxonasidan Sharqiy Turkiston dokumentini Beijing qishliq olimpikidan burun e'lon qilishni talab qilgan bo'lsa-mu, bu vaqtdagi chaqiriqlarning unumi bo'lmagan. Ba'zi manbalarning aytishicha, Xitoy rejimi Bacheletdan olimpikdan burun Sharqiy Turkistonga aloqador dokument e'lon qilishni vaqtincha to'xtatishni talab qilgan. Undan keyin bir qism hukumat va tashkilotlar Michelle Bacheletning Sharqiy Turkiston ziyoratidan burun mazkur dokumentni e'lon qilishini talab qilgan bo'lsa-mu, yanada natijasiz oxirlashgan. Bacheletning Sharqiy Turkiston ziyoratidan keyin Xitoyning kutganidek bayonot e'lon qilishi xalqaro jamiyatning noroziligiga uchragan bir paytda Sharqiy Turkiston haqidagi dokumentning yana kechiktirilishi diqqat qo'zg'amoqda. Xitoy paraxodlari Yaponiya dengiz tabaalikiga kirdi. Yaponiya Okinawa shtati Naha nahiyasiga joylashgan Sahil bexatarlik qo'mondonlik markazi Xitoy harbiy paraxodlarining Yaponiya dengiz tabaalikiga kirganligi to'g'risida bayonot e'lon qildi. Bayonotda bildirilishicha, Xitoy paraxodlari shu yer vaqti 10dan 40 o'tganda Yaponiya dengiz tabaalikiga kirgan bo'lib, Utsuri orolining g'arbi janubiga 25 kilometr keldigan joyda, ya'ni Yaponiya dengiz tabalikini o'z ichiga olgan talash-tortishlik rayonda Yaponiya beliqchi paraxodlariga yaqinlashgan. Bayonotda Xitoy paraxodlarining Yaponiya sahil bexatarlik paraxodlarining rayondan chiqib ketish to'g'risidagi ogohlantirishlar natijasida rayondan ayrilganligi qayd qilingan. Yaponiya taratqularining bildirishicha, Xitoy paraxodlari bu yil 9 qatim Yaponiya dengiz tabaalikiga kirgan. Sharqiy dengizdagi Sinkaku taqim orollari 5 orol va 3 qiyoliqdan tarkib topgan bo'lib, uzun vaqtdan buyon ikki taraf o'rtasida egilik huquq talash-tortishiga sabab bo'lib kelmoqda. Lavrov embargolar Xitoy va Rossiyaga yangi fursatlarni elib keldi dedi. Rossiya Tashqi İşler Ministri Sergey Lavrov g'arb davlatlari Ukraina urushi sababidan Rossiyaga qarshi yurgizgan embargolarning Xitoy bilan mablag' selish va pul muomala sohalarida amaliy hamkorlikni taraqqiy qildirishning yangi fursatlarini yaratib berganligini bildirdi. Turkiya Ovozi radiosining xabarida bildirilishicha, Rossiya Tashqi İşler Ministri Sergey Lavrov Ukraina krizisining Moskva bilan Beijingning yiqilishiga sabab bo'lganligidan bishorat berib, G'arbning Rossiyaga qarshi yurgizgan embargo urushi Rossiya Xitoy o'rtasida mablag' selish va pul muomala sohalarini o'z ichiga olgan holda amaliy hamkorliklarni taraqqiy qildirish uchun yangi fursatlarni yaratdi degan. U Xitoy va Rossiyaning moliya osti qurilmalarini taraqqiy qildiradiganligini, ikki davlat o'rtasidagi kelishimlarda o'zlarining pul birligini ishlatishni ishga oshiradiganligini ta'kidlagan. Lavrov söz diyene Xitay bilen Rusiyanın dünyavi meselelerdeki meydanının oxşaydiganlıqını bildirip, bir taraflama embargolarını siyasi besim vasitasi qilip paydalanishga qarıştırmız degan. Xitay Tashqi ishlar ministri Van Yemo xalqaroliq va rayon xavfsizligini harbiy qutuplarni kuchlantirish orqali kapolatga ega qilg'ili bo'lmaydiganligini da'vo qilgan. Maymun chechki virusi 30 davlatda 550 kishiga yuqqan. Dünya Sağlık Teşkilatı yakınki haftalarda Avrupa İttifaqı a'zolarini o'z ichiga olgan nurg'un davlatlarda tarqalayotgan maymun chechki virusining 30 davlatda 550 kishiga yuqqanligini e'lon qildi. Dünya Sağlık Teşkilatı'nın baş amaldori Tedros Adhanom Jenevadagi ishxonasida o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida 30 davlatdan Dünya Sağlık Teşkilatı'ga maymun chechki virusi bilan 550 kishining yuqumlanganligining dokulat qilinganligini bildirgan. U so'zida tekshirishlar davomlashayotdi. Amma virusning qisqa vaqt ichida nurg'un davlatda bayqilishi bayqalmagan yuqumlardan bishorat beradi degan. U maymun chechki virusi bilan yuqumlanuvchilarning texmo ko'p ko'rilishining faraz qilinayotganligini bildirib, Dünya Sağlık Teşkilatı'ga a'zo davlatlarga virusning yuqish xatri eng yuqori bo'lgan guruhdagi kishilarni to'g'ri ma'lumotga ega qilish, ularning orasida virus tarqilishining oldini olish, virusga qarshi oldingi safda kurash qilayotgan sahiyya xodimlarini qo'g'dash ve virusga munosabatlik tadqiqotlarni chuqurlashtirish haqida chaqiriq qilgan. Hörmətli televizor görüşlər, şuna qılıb bugünkü xəbərimiz müşahidə axırlaşdı. Ətik xəbərimizi görüşkəcə sizlərni Cənab-ı Allah xıtabşırmız. Şuna qılıb proqramı axırda ekran arxısındakı barlıq xizmətdaşlarımıza köpdən köp rəhmət edimən. Assalamu aleykum və rəhmətullah.